Mahvoldum ben ya, mahvoldum. Şimdi kocası hapse girmiş çıkmış diye yazacak. Of, kitabımı da kimse almayacak. Hayatım üzme kendini bu kadar, ne olursun. Herkes o dergiyi alıp o röportajı okuyacak değil ya. Boş ver. Sen şeyi söylesene. Ben akşamki kupa töreni için ne giysem? Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ya koskoca gazeteciye rezil olduk, sen kupa diyorsun bana Altay. Bana bak. Şuradaki Emel değil mi? Kim? Şurada. Evet, Emel. Ah, şimdi yandım işte, yandım. Çok sağ olun. Bir şey değil. Altına yazarsınız, kaynakça Emel Akdeniz diye. Tamam mı? Bana bak, ne konuştun o kadınla? Ay, ne konuşacağım ayol? Bana Nermin Hanım'ı tanıyor musunuz diye sordu. Ben de Nermin'i ciğerim gibi iyi bilirim dedim. Ne anlattın ona Emel? Ne anlatacağım, ne sorduysa onu anlattım. Altay Bey'i sordu. Ben de dedim, zamanında dedim Sinan Bey'in üzerine dedim arabayla gitmiş, ezmiş geçmiş adamı dedim. Ondan sonra konuşurken laf lafı açıyor biliyor musun? Konu sen dön dolaş senin eski kocaya. Dedim zavallı adamcağız, metresinin üzerinde sen heyecanlan hık diye öteki dünyaya göç. Ama bak. Dedim ki Nermin'i çok severim dedim. Yani canım kadar çok severim. İnşallah dedim Allah'ım yüce Allah'ım onu evlatlarından yana güldürür dedim. Ama dedim nerede? Bunun kız sen git gayrimeşru çocuğu doğur. Çocukla beraber kaç. Kadını bir görsen gözleri böyle yuvalarından fırladı Nermin. Bana bak kes sesini yoksa boğazını sıkarım seni. Aa, ne yapıyorsun ayol? Kadın sordu ben de anlattım. Özgür basın özgür medya canım. Ne özgürü? Ay, ne özgürü be? Ha? Her şeyin yalan olduğunu söyleyeceksin ona. Allah cezanı versin. Hamur yoğurmaktan kürek gibi olmuş elin. Tamam. Ne istiyorsan onu anlatırım. Şimdi kadını arayacaksın ve bütün bunların senin uydurman olduğunu söyleyeceksin ona. Tamam canım, tamam anlatırız. Zaten kadın Zuhalber'e gelecek gece. O niyeymiş o? Niye olacak? Altay Bey'le Sinan Bey'in aynı takımda oynadığını duyunca kadının ağzı sulandı tabii. Hadi canım, hadi çüz. Nermin Hanımcığım. Serap Hanım lütfen benimle canımı cicimle konuşmayınız. Yazınızda bana çamur atmak istediğinizi biliyorum. Nasıl? Çamur atmak mı? Emel'le konuştuğunuzu duydum. Bazı özel şeyler anlattı, evet. Bakın ben sadece bir yemek kitabı yazdım. Köfteler, kekler, börekler. Kocamın hapse girip çıkmasıyla hiçbir ilgisi yok bütün bunların. Neden beni topa tutmaya çalıştığınızı anlamıyorum doğrusu. Hayır. O sadece bir yemek kitabı değil. Bakın ben ne kadar mükemmelim kitabı. Okuyan kadınları ben niye böyle değilim? Ben niye hem mutfakta harikalar yaratıp hem de düzgün bir aile hayatına sahip olamıyorum diye hüsrana uğratacak bir kitap. Sizin pazarlamaya çalıştığınız şey tam bir sahtekarlık. Ben mükemmel olduğumu söylemedim ki. Benim de herkes gibi beceriksizliklerim oldu bu hayatta. Hem de defalarca. Tamam, tamam. Ben sadece bir yemek kitabı yazmadım. Benim durumumda olan kadınlara belki de bir can simidi uzatmak istedim. Hayatları ne kadar kötü durumda olursa olsun bir tas güveç kebabını güzel yapabileceklerini söylemek istedim sadece. Bakın bundan süper başlık çıkar. Niye daha önce söylemediniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.